Samsun Çarşamba Havaalanı pistteki çökme nedeniyle 3 ay bakıma alınınca şehrin ekonomik, sosyal, turizm, sağlık, kültür, spor ve siyasi hayatı adeta felç oldu. Samsun'un batı tarafı Sinop ve Amasya havaalanlarını, Çarşamba ve Terme tarafı da genellikle Ordu Giresun Havaalanı'nı tercih etti. Çekilen çileleri anlatmama gerek yok. Gerçekten de bir şeyin değeri kaybedilince daha iyi anlaşılıyor. Geçenlerde Vali Osman Kaymak da Samsun'un bu yüzden büyük kayıp verdiğini itiraf etti. Samsun Çarşamba Havaalanı tarım alanında bulunuyor. Pistteki çökmenin kaynağı da bu. Samsun Çarşamba Havaalanı'ndan daha eski olanların pistleri sapasağlam durduğuna göre uzun yıllar sonra da olsa böyle bir ihtimal var. O zaman bu süre içinde ikinci bir pisti de inşa edip bu sıkıntıları yeniden yaşama ihtimalini ortadan kaldırsaydık olmaz mıydı? Havaalanındaki onarım nedeniyle insanların neler çektiğini az çok herkes biliyor. Samsun'un yaşadığı kaybı da bu sıkıntıların bir daha yaşanmamasının önünü şimdiden kesmek gerekir. 3 ay aradan sonra ilk uçak yarın sabah havaalanına inecek. Çoğumuz inanmamıştık ama 3 ayda tamamlanacak diyen devlet sözünü tuttu. Bir daha böyle durumların yaşanmamasını temenni ederek kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum.